13 yaşındaki çocuk okul arkadaşını, 12 yaşındaki okul arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşandı olay. 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi tartıştığı 12 yaşındaki okul arkadaşını inşaatın çatı katında bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin bilgisayar oyunu sebebiyle gerçekleştiği iddiası var. Hocam bir dönem çokça bahsedilmişti bu oyundan. Mavi Balina oyunu. Oyunu kısaca hatırlatayım. Sosyal ağlar üzerinden gerçekleşen bir oyun ve 50 talimat veriyor oyunculara. Bu talimatlar arasında örneğin kol ve bacaklarına kesik atmak, korku filmlerini seyretmek, belli bir süre boyunca insanlardan uzak kalmak, yüksek sesli olarak müzik dinlemek ve tüm bu aşamaları atlattıktan sonra da diyor ki yüksekten atlayarak ya da kendini asarak intihar etme komutu veriliyor. Bir dönem gerçekten bu böyle virüs gibi yayılmıştı. Bunun da bu oyundan mı kaynaklandı acaba diye bir takım iddialar var. Gerçekten korkunç. Hocam bu tarz oyunlar çocukları böyle yüksek bir miktarda etkileyebilir mi? Bu oyundan mı değil mi, bu noktada bir şey söyleme şansım yok. Bu şu anda iddia mı? Sadece bir iddia ya, evet, da bir fikir. Evet. Şimdi bizim yaptığımız, bizim dediğim, bizim çalışma arkadaşlarımızdan bir arkadaşımızın uzmanlık teziydi bu. Uzmanlık tezinde şöyle bir şey yaptı. Medyada, televizyonda sık sık şiddet haberleri ve şiddetle ilgili filmler izlerse, evet, daha ileriki yaşlarda da şiddetle ilgili bir benimsenme davranışı ortaya çıkıyor. Yani böyle bir ilişki var. Bu ilişki çocukların küçüklükten itibaren şiddet içeren bir takım görüntülerden uzak tutulması şart. Çünkü bunun içinden hadi şu kadar etkilenmesin diyelim ama önemlice miktar etkilendiğini biz o çalışmada göstermiştik. Ama o zaman sosyal medya yoktu, televizyon falan vardı. Evet. Şimdilerde bu tür iddialar var. Bunlar da öylesine bir merak uyandıran şeyler ki, ilgi uyandıran şeyler ki, bir ara bir furya olarak geldi gitti Mavi Balina olayı. Evet. Yani geldi ve bugün böyleyse tekrar canlandı diyebiliriz. Tabii korkunç bir şey bu. Çok. Ama bundan önce de şunu konuşalım. Özellikle çocuklarda çok önemli olan bir olay. Bunu konuşmuşumdur. Tekrar altını çizmek istiyorum. Özellikle ileride topluma karşı kişilik bozukluğu gösterecek olan çocukların, yani antisosyal dediğimiz, ileride antisosyal olacak insanların çocukluktaki davranış bozuklukları da saldırganlıkta olabilir, bu bir. Ama daha sık ne biliyor musunuz? Dikkat eksikliği bozukluğunu ortaya çıkar saldırma davranışı. Dikkat eksikliği bozukluğu ise öyle kolay teşhisi koyulan bir şey değil. Çok ciddi bir şey. Yani bir takım gençler ben dikkatimi toplayamıyorum diye geliyor mesela. Hayır, sizinki değil. Sizinki değil. O şu. Yani bir 2 yaşında bir çocuk düşünün. 2 yaşında çocuğun bir yere konsantre olamadığını görürsünüz. Oyundan oyuna, oradan oraya saatlerce koşuşturur, hareketli falan. Hayır. O gelişmemiş beynin, nöronlarının yapısı, beyin hücrelerinin yapısının gelişmediği sırada ortaya çıkan konsantre olamayışındandır. Beyin geliştikçe giderek konsantre olmaya başlar ve sonunda dikkatini toplar ve belli bir şekilde yürür. Fakat bu bir hastalık olarak ortaya çıktığında en önemli belirtilerden bir tanesi de çabuk saldırmaktır. Saldırganlık davranışıdır. İkincisi 18, 13, 14, 15 yaşındaki gibi olan
kızlarda ve erkeklerde çoğu zaman erken cinselliğin görmesi tarzında ortaya çıkar. Bunun yani 6 tane değişik grubu var. Bu 6 değişik grup bir felaket yani sonuçta. Oysa kullanacağınız bir tek ilaç. Evet, 13 yaşındaki bir çocuğun gerçekten kendisinden bir yaş küçük 12 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürmesi gerçekten hocam akıllara durgunluk veriyor. Yani bu çocuk daha önce de o zaman söylediğinize göre mutlaka bir takım belirtiler gösterdi. Bir takım belirtiler var. Bir çocuğun yanında bıçak taşıması ne oluyor? Bu alın size bir davranış problemi. Üstelik arkadaşını bir inşaatın çatı katına götürmesi de aslında bakarsanız evet, orada bir tür sinyal veriyor. O da bir sinyal veriyor. Bu durumda ailelerin çocuklarını nasıl anlamaları gerekiyor? Yani işte oradan oraya çocuk dediniz ki dikkatini toplayamaz. Daha bebeklikten itibaren başlıyor. Mesela bu yaştaki çocuk nasıl belirtiler vermiş olabilir? Şimdi 12-13 yaştaki çocukta özellikle dikkat eksikliği bozukluğu varsa öncelikle okulla ilgili bağında bir isteksizlik vardır. Dikkat eksikliği bozukluğuyla birlikte zaman zaman öğrenme bozuklukları da görünür. Mesela disleksi dediğiniz şey. Disleksi yanlış anlama, yanlış okuma tarzında bir şey. Yani F'leri başka türlü yazmak, A'ları başka türlü yazmak gibi bir takım şeyler. Onlar ciddi küçük küçük bozukluk bulgularıdır. Ama tek bu değil tabii. Dolayısıyla ileride antisosyal yapı geliştirecek olanların biraz hırçın çocukları vardır. Hırçındırlar ve çabuk öfkelenirler. Bu çabuk öfkelenme her türlü hastalıkta gözükebilir gerçi ama belirtiler sayılabilir, silik belirtiler bunlar. O zaman yapılacak tek şey çocuk için mümkünse bir çocuk psikiyatristiyle yoksa bir psikiyatristle görüştürmeleri çok önemlidir.